Teknolojiden her şey kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarımızda ekran kaydı alma nasıl yapılır, nasıl yapabiliriz? Bunun farklı yöntemleri var, onları göstereceğiz. Öncelikle bilgisayarımızın klavyesinde bulunan, halihazırda bulunan bir tuş var biliyorsunuz. Print Screen diye, PRTSC diye yazıyor genelde. Bu sağ tarafında, sağ üst tarafında falan oluyor genel olarak. Buna bastığımız zaman bilgisayarımız o anki ekrandaki bütün görüntüyü alıyor ve bunu bir yere yapıştırmamızı istiyor. Bunu istersek Paint veya istersek herhangi bir yere yapıştırabiliyoruz. Genelde Paint'e yapıştırıp düzenleyebiliriz. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz ise bilgisayarımızda Windows tuşuna bastıktan sonra Windows Shift ve S tuşuna bastığımızda, S tuşuna bastığımız zaman bilgisayarımızın alıntı ve taslak alma ekranı çıkıyor ve istediğimiz ve seçtiğimiz yeri kopyalamış oluyor. Bunu kopyaladıktan sonra yine aynı şekilde istediğim yere yapıştırabiliyoruz. Bu işlemi yaptığımızda sağ tarafta alıntı ve taslak diye çıkacak zaten. Benim bilgisayarım biraz yavaş olduğu için geç geliyor. Bu da ikinci yöntemimiz. Yine üçüncü bir yöntemimiz var. Bu da arama kısmına ekran görüntüsü yazdığımız zaman çıkan bir araç var. Program. Ekran alıntısı aracı diye bir uygulamamız var. Bunu tıkladığımız zaman bu da aynı şekilde görüntüyü istediğimiz yere seçebiliyoruz. Görüntü alamada istediğimiz kısmı sadece o kısmı alarak bilgisayarımızda ekran görüntüsü almak istediğim bir yeri seçebiliyoruz. Şu an bende açılmadı. Gördüğünüz gibi bu uygulama açıldı. Bu uygulamada yeni dedikten sonra ekran alıntısı alacağımız yerin seçebiliyoruz. Bu şekilde istediğimiz yeri seçebiliyoruz. Ve bunu istersek kopyalayıp direkt yapıştırabiliyoruz şuradan. İstersek kaydedebiliyoruz. İstersek bunda ekran alıntısı oluşturmaya geciktir diyor. Mesela bunu ayarladıktan sonra işte 5 saniye kadar ayarlayabiliyoruz. Bunu ayarlayıp 5 saniye sonra istediğimiz sayfayı açıp o arada ekran görüntüsü alabiliyoruz veya farklı modlarını da kullanabiliriz. Bu da şu şekilde. Yani istersek serbest biçimli alabiliyoruz. Benim az önceki gördüğünüz gibi dikdörtgen biçimliydi. Veya pencere ekranı, istediğimiz pencere ekranı alıntısını yapabiliyoruz. Bu şekilde ayar yaparak bilgisayarımıza 3 farklı yöntemde ekran görüntüsünü almış oluyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olarak bize destek olabilir. Bildirim zilini açarak da bu ve benzeri bilgilerden haberdar olabilirsiniz.